Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Enes radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu haber verir. İlmin kaldırılması, cehlin kökleşmesi, cehaletin kökleşmesi, şarabın içilmesi, iyice yaygınlaşması, zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir. Yine Enes radiyallahu anh, Diğer bir rivayette şöyle buyurmuştur. Size öyle bir söz söyleyeceğim ki benden sonra hiç kimse onu size söylemeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim. Buyuruyordu ki, kıyamet alametlerinden olmak üzere ilim azalacaktır. Cehalet yayılacaktır. Zina her tarafa yayılacaktır. Kadınlar çoğalacak, erkekler azalacaktır. O derecede ki 50 kadının yalnız bir bakanı olacaktır. 50 kadın bir kadın bir kimsenin eline bakacak. O onları koruyup gözetecek, gözetecek, onların işlerini idare edecektir. İlmin kaldırılması ve cehlin kökleşmesi kıyamet alametlerinden ise o halde herhangi bir ilmi meseleyi bilenlerin onu meydana çıkarması icap eder. Ebu Zer radıyallahu anh ensesini göstererek şöyle buyurmuştur. Beni öldürmek için kılıcı şuraya koysanız ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden işitmiş olduğum bir sözü siz beni öldürünceye kadar nakledebileceğimi bilsem bunu mutlaka yapardım. Yani bir hadis-i şerifi okuyacak kadar bir vakit bulsam ölmeden önce onu gerçekleştirirdim. Ölüm son nefesimde dahi o ilimi efendimizden aldım o ilmi bilgiyi size ulaştırırdım diyor Ebu Zer radıyallahu anh. Urve bin Zübeyr radıyallahu anh şöyle anlatır. Teyzem Hazreti Ayşe bana şöyle dedi. Ey kız kardeşim oğlu, duydum ki Abdullah bin Amr radıyallahu anhıma hacca giderken bize yani Medine-i Münevvere'ye uğrayacakmış. Onunla görüşte kendisine bir şeyler sor. Çünkü o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden çok ilim almıştır. Bunun üzerine ben kendisiyle görüşerek ona birçok şeyler sordum. Onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden naklen söylüyordu anlattıkları meyanında arasında şu da vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Şüphesiz Allah ilmi insanlardan çekip alıvermez. Lakin ulemayı alır. Onlarla birlikte ilmi de ortadan kaldırır. Ve insanlar arasında bir takım cahil başlar bırakır. Bunlar insanlara ilimsiz fetva verirler. Bu suretle hem saparlar hem de saptırırlar. Ben bu hadisi Hazreti Ayşe'ye rivayet ettiğim vakit onu pek büyük gördü ve yadırgadı. Yani böyle şey olur mu acaba diye tereddüt etti. Sonra sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i böyle buyururken işittiğini söyledi mi dedi. Ertesi sene olunca Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a bana Abdullah bin Amr gelmiş onunla görüş sonra ona ilimden söz aç ve geçen sene sana ilim hakkında naklettiği hadisi sor dedi. Ben de kendisiyle görüşerek ona bu hadisi sordum. Bu hadisi bana ilk defa bahsettiği gibi aynen rivayet etti. Bu durumu Hz. Ayşe'ye haber verdiğimde onun doğrudan başka bir şey söylemediğini düşünüyorum. Zira hadis-i şerife ne bir şey ilave ettiğini ne de noksanlaştırdığı noksanlaştırdığını görüyorum. buyurdu. Hz. Ayşe validemizin Abdullah bin Amr hakkındaki sözleri onu itham için değil, hadisi karıştırmış olmasından yahut hikmet kitaplarından okuyup da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duydum zannetmesinden duyduğu endişe sebebiyledir. Hz. Abdullah ikinci sene aynı hadisi tekrar edince Ayşe radıyallahu anh'ın kalbi mutmain olmuş. Onu hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğine kanaat getirmiştir. Onun hadisinde, ilm, onun hadisinde ilme teşvik ve alimin faziletine itiraf vardır. Hz. Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'in yanında bulunan onun hanımı olduğu halde pek çok ilme sahip olduğu halde yine ilim peşinde, yine bilmediği şeyleri öğrenme peşinde onun azmi ve gayreti içerisinde yeğenini gönderiyor ve diğer sahabilere ilim, onlardan ilim alması için, gayret sarf etmesi için onu teşvik ediyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anh genç yaşta Efendimizin vefatından sonra çocuk denebilecek yaşta başlamış ilim öğrenmek için kapı kapı dolaşarak bütün sahabileri gezerek onlardan hadis almış, onların hadislerini yazmış, kaydetmiş. Bu sebeple de kaydı yazıya önem verdiği için de ilmi muhafaza edebilmiş, ilmi büyük, ilmi geniş bir alim olduğu için Ayşe validemiz de ona göndererek ondaki bazı ilimleri öğrenmek, almak istiyor. Peygamber Efendimiz bir ilim menbaı, ilim kaynağı olduğu için gerek evinde, gerek dışarıda, hariçte her yerde insanlara ilim meşrettiği için Efendimizin hariçte söylediği bazı hadis-i şerifleri Ayşe validemiz duymamış olabilir dışarıda söylemeyip evinde söylediği bazı hadis-i şerifleri de diğer sahabeler duymamış olabilir. Bu sebeple bütün sahabeler bu ilmi faaliyete canla başla katıldıkları için hem Efendimizin ailesine mensup olanlar hem de dışarıda onunla devamlı beraber olan sahabeler hep birlikte İslam'ı, Peygamber Efendimizin sünnetlerini, Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgileri bizlere nakletmiş oluyorlar. Tabi'nin büyük alimlerinden Rebi'a bin Ebi Abdurrahman, Rebi'atur Rey diye meşhur olan büyük alim şöyle demiştir kendisinde herhangi bir ilim bulunan kimsenin kendini zayi etmesi, yani ilmini ketmetmesi, gizleyerek günaha girmesi, kendini azaba maruz bırakması layık değildir. Demek ki bir insan bir şey biliyorsa onu insanlara öğretmek durumunda. Yine ilmin ortadan kalkması korkusuyladır ki Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh rahmetullahi aleyh insanların sadrında mahfuz olan hadis-i şeriflerin satırlara nakledilip bir araya toplanmasını emretmiştir. Medine-i Münevvere'de valilik ve kadılık yapan Ebu Bekir bin Hazm'a şöyle bir mektup yazmıştır. Bak, araştır ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden ne varsa hepsini yaz. Zira ben ilmin kaybolmasından ve ulemanın gitmesinden korkuyorum. Bu faaliyette Peygamber Efendimizin hadislerinden başka bir şey kabul edilmiyordu. Alimler ilmi yaymalı ve herkese açık ilim halkaları teşkil etmeli ki bilmeyenler de böylece öğrenebilsin. Zira ilim gizli kalmazsa yok olmaz. Ömer bin Abdülaziz bu minvalde mektuplarını diğer bölgelere de göndermiştir. Sadece Medine'de diğer şehirlerdeki alim sahabilere de göndermiştir, tabirlere de göndermiştir ki çünkü sahabiler Efendimiz'den sonra dünyanın her, dünyanın her tarafına yayılmış ve İslam'ı tebliğ gayretine girmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'i öğretmişler, hadis-i şerifleri, sünnetleri öğretmişlerdir. Dolayısıyla her şehirde sahabe olduğu için sadece Medine'den, Mekke'den değil, bütün şehirlerden ilim toplamak, ilim almak için gayret etmiştir insanlar.